Merhaba arkadaşlar. Bugün İnkılap Tarihi ilk ünitesinin son konu başlığıyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü konu başlığımız cemiyetler. Cemiyetler biliyorsunuz Türk milletinin Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'nun işgaline karşı gösterdiği ilk tepkilerin başında geliyor cemiyet kurmak. Tabii her bölge kendi cemiyetini kurmuş, Dolayısıyla bölgesel hareket edecekler ta ki Mustafa Kemal Sivas Kongresi'nde bütün yaralı cemiyetleri tek çatı altında toplayana kadar. Tabi biz cemiyetler konusunu arkadaşlar üç başlık altında göreceğiz. Bir, azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyetler. iki milli varlığa düşman cemiyetler. 3- yaralı cemiyetler. Tabi soru çözerken karşımıza en çok çıkacak başlık ise yaralı cemiyetler olacak. O zaman kısaca bir tanıyalım cemiyetleri. İlk başlığımız azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyetler. Arkadaşlar üç azınlıktan bahsediyoruz. Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler. İtilaf devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması'nın yedinci maddesini işlerlik kazandırabilmek için bu azınlıkları kullanmışlardır. Rumlar Batı Anadolu ve Trakya'yı Yunanistan'a bağlamayı düşünürken ...ve Doğu Karadeniz'de eski Pontus Rum Devleti'ni kurmayı hayal ederken... ...Ermeniler Doğu Anadolu ve Çukurova bölgesini hak iddia etmişlerdir. Yahudiler ise bugünkü Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurmak için... ...harekete geçmişlerdir. Ee, azınlıklar tarafına kurulan zararlı cemiyetleri hemen kısaca bir tanıyalım arkadaşlar. Karagün anlamına gelen ve... Megalo İda diyen yani Büyük Yunanistan'ı ve Bizans İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmayı düşünen Mavri Mira Cemiyeti'dir. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne en fazla uğraştıran zararlı cemiyet özellikle Merzifon merkezli Amerikan Koleji'nin yardımıyla ve Doğu Karadeniz'de arkadaşlar Pontus Rum Devleti'ni kurmayı amaçlayan zararlı cemiyet Pontus Rum Cemiyeti'dir. Yine bu cemiyete yardım ve yataklık eden Kordos cemiyeti var ki bu cemiyette Rumların Doğu Karadeniz'e göç ederek e, Türklerden sayıca daha üstün olması için uğraşmış bir zararlı cemiyet diyoruz. Yine etnik Eterya cemiyeti bize hiç yabancı gelmiyor çünkü Osmanlı tarihinde de ismini duymuşsunuzdur arkadaşlar. Yunanistan'ın bağımsızlığı için kurulmuş ve Kurtuluş Savaşı yıllarında tekrar ortaya çıkmış bir zararlı cemiyet ve zararlı cemiyetler içerisinde kuruluşu en eski olan cemiyet Etnike Eterya cemiyetidir diyoruz. Arkadaşlar Ermeniler Doğu Anadolu'da hak iddia ediyorlar, Çukurova'da hak iddia ediyorlar. Bu amaçla Hınçak, Taşnak ve Sütyun cemiyetlerini kurmuşlardır. Yine Ermenilerin çok faal olarak yardım toplayan ve Ermenileri bize karşı kışkırtan o meşhur Ermeni patriğin ismi ise Zavan Efendi'dir. Yine Ermeniler tarafından Türkleri katletmek için kurulan örgütün adı nedir diye sorulduğunda cevabımız intikam alayları olacak. Yine bazı sorularda arkadaşlar işte çan sesi anlamına gelen ve İsviçre'de kurulan zararlı Ermeni cemiyeti hangisidir diye sorulursa cevabımız hınçak cemiyeti olacak. Yahudiler ise ya arkadaşlar Alyans, İsrail ve Makabi cemiyetlerini kurmuşlardır. Amaçları Filistin ve çevresine bir Yahudi devleti kurmaktı. Tabi burada da şöyle bir soru geliyor. Zararlı cemiyetler içerisinde hangi azınlık amacına ileride ulaşmıştır diye soruyorlar. Cevabımız Yahudi cemiyetler olacak. Çünkü gerçekten hayal ettiği topraklarda 1948'de İsrail devletini kurmayı ne yapmışlardır? Başarmışlardır diyoruz. Arkadaşlar bu zararlı cemiyetler Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra kuruluyor ve bize zarar verdikleri için itilaf devletleri tarafından destekleniyor. Bir anlamda Türkleri katledip göçe zorlayarak bulundukları bölgede bağımsızlık ilan etmek istiyorlar. Ve güçlerini ise Wilson ilkelerinden alıyorlar. Ne diyordu Wilson? Azınlıklar çoğunlukta oldukları yerde devlet kurabilirler. Bu maddeyi kendilerine temel ilke kabul ederek hareket etmişlerdir. Ama bu millet oynanan bu oyunları bir kez daha ne yapmıştır kardeşlerim? Bozmuştur diyoruz. Gelelim bize en çok üzen cemiyetlere. Bunlar da milli varlığa düşman cemiyetler. Bunların kurucuları Türk ve Müslümanlar. Ve bunlar Kurtuluş Savaşı'nın karşısında yer aldıkları için milli varlığa düşman cemiyetler diyoruz. Bakın bir sürü arkadaşlar yine isminden de belli oluyor bize ait oldukları zaten. Burada soru çözerken en çok karıştırdığınız konulardan biri Teali İslam Cemiyeti. Birçok kardeşimiz Teali İslam Cemiyeti'ni yaralı cemiyet zannediyor ama dikkat edin. Nerede görüyoruz bunu? Milli valla düşman cemiyetler içerisine görüyoruz. Yine burada en çok soru olarak gelebilen İngiliz Muhipler Cemiyeti ve Wilson Prensipler Cemiyetidir. Burada da şöyle bir soru geliyor. Anadolu'da hangi manda ve himaye fikri ortaya atılmıştır diye sorulduğunda sadece iki ülkenin mandası savunulmuştur. Bunlardan biri İngiliz mandası, diğeri de Amerika mandasıdır diyoruz. Hemen bir tanıyalım bu zararlı cemiyetleri. Suh ve Selamet Osmaniye Fırkası diyor ki kardeşlerim, kurtuluşun padişaha bağlı kalmakla gerçekleşeceğini savunuyor. Hürriyet ve İtilaf Fırkası, milli mücadelenin iddihatçıların bir oyunu olduğunu, Mustafa Kemal'in de bir iddihatçı olduğunu ve İngiliz mandacılığını destekleyen zararlı bir cemiyettir. Teal İslam Cemiyeti, cemiyetin müderrisinin adıyla da anılmış. Din ve devlet ilişkisiyle ülkenin kurtulacağını savunmuş. E, buraya kadar her şey normal diyen arkadaşlarımız var ama İngilizlerin de etkisiyle Anadolu'da çıkan Konya ayaklanmalarında aktif rol oynadığı için zararlı cemiyetler içerisinde sayıyoruz. Kürt talih cemiyeti bağımsız bir Kürt devletinin kurulması gerektiğini savunan zararlı bir cemiyettir. İngiliz Muhibler Cemiyeti İngilizleri seçkin millet olarak niteliyor. Damat Ferit ve arkadaşları da İngiliz mandacılığını ne yapmışlardır, savunmuşlardır diyoruz. Wilson Prensipler Cemiyeti adı üstünde Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD başkanıydı ve yayınladığı Wilson ilkelerinden dolayı Nobel Barış Ödülü almıştı. Wilson Prensipler Cemiyeti de Amerikan mandacılığını savunuyor arkadaşlar. Ve savunucular içerisinde ünlü edebiyatçılar var. Ki bunlar içerisinde en önemlisi Halide Edip adı vardır. Fakat bu cemiyet Sivas Kongresi'nden sonra milli mücadeleye katılmıştır diyeceğiz. Çünkü Sivas Kongresi'nde biliyorsunuz son kez manda ve himaye gündeme geldi. Peki hangi ülkenin manda ve himaye fikri gündeme gelmişti? Amerikan mandası gündeme gelmişti. Fakat kesin olarak Sivas'ta reddedildi ve bir daha da manda ve himaye konusu açılmadı arkadaşlar. Yine Askeri Nigehban Cemiyeti bir anlamda askerin bekçileri anlamına geliyor ve bazı eski Osmanlı subayları tarafından kurulmuş zararlı cemiyettir arkadaşlar. Milli valla düşman cemiyetler yine kurucuları Türk ve Müslümandır dedik. İtilaf devletleriyle işbirliği yapıyorlar ve milli mücadelenin karşısında yer aldıkları için biz bu cemiyetlere zararlı cemiyetlerdir diyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar en önemli başlığımıza milli cemiyetler. Milli cemiyetler arkadaşlar yani isimlerinden de kendilerini belli ediyorlar. Yine birçok milli cemiyet kurulmuş. Tabi burada şunu görüyoruz. Her bölgede neredeyse bir cemiyet var arkadaşlar. Dolayısıyla cemiyetleri kuruluş olarak bölgesel kurulmuşlardır. Fakat Mustafa Kemal bütün yaralı cemiyetleri Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyeti olarak tek çatı altında ne yapmıştır? Birleştirmiştir diyoruz. Kısaca hepsini bir tanıyalım. Trakya Paşa'yla müdafaa-i hukuk cemiyeti bulunduğu konumdan dolayı arkadaşlar Yunanlılara yani Rumlara karşı kurulmuş bir yaralı cemiyettir. Özellikle Cafer Tayyar Paşa'nın desteğiyle kurulan bir cemiyet arkadaşlar. Ve sınavlarda soru çözerken en çok karşımıza çıkan işte yaralı cemiyetlerden hangisi eğer Osmanlı Devleti dağılırsa Trakya'da yeni bir devlet kurarız demişlerdir diye soruluyor. İşte cevabımız Trakya Paşeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olacak. Yine Lüleburgaz ve Edirne kongrelerini organize etmişlerdir ve Paris Barış Konferansı'na da katılmış bir yaralı cemiyettir. Reddi İlhak Cemiyeti arkadaşlar yine Yunanlılara karşı kurulmuş bir cemiyettir. İzmir'in işgalini Anadolu'ya duyuran yaralı cemiyet Reddi İlhak Cemiyeti'dir. Yine Kuvay Milliye'nin oluşmasına çok büyük katkı sağlamış ve Balıkesir-Alaşehir kongrelerini düzenlemiştir. Bu kongreler bizim için önemli. Mustafa Kemal katılmıyor biliyorsunuz ama bu kongrelerde Batı cephesi açılmıştır arkadaşlar. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti eski adıyla Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Arkadaşlar bu cemiyet Doğu Anadolu'daki Ermeni işgaline karşı kurulmuştur. Fransızca La Pace ve Türkçe Hadisat ve Al Bayrak gazetelerini çıkarmışlardır. Özellikle soru bankalarında Al Bayrak gazetesi karşımıza çok çıkıyor. Ona özellikle dikkat edelim. Bu cemiyet adeta bir hükümet gibi çalışıyor arkadaşlar. Bölgeden göç edilmesini yasaklıyor ve Türklerin azınlık durumuna düşmesini engellemek için elinden gelen her gayreti göstermiştir. Ve Erzurum Kongresi'ni organize eden yaralı cemiyetlerden biridir arkadaşlar. Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti Pontus Rumlarına karşı kurulmuştur. Yine Erzurum Kongresi'nin toplanmasına katkı sağlamıştır. Trabzon Muhafaza Ayı Hukuk Cemiyeti. Soru çözerken karşımıza çok çıkan başlıklardan biri de Kilik Yallar Cemiyeti'dir. Adana ve çevresine Ermenilere ve Fransızlara karşı korumak amacıyla kurulmuştur. Yine işgallere karşı ilk silahlı direnişi başlatan bir anlamda yaralı cemiyettir diyoruz. Ama birçok kardeşimiz Kilik Yallar adını gördüğü zaman genelde zararlı cemiyet zannediyor. Ama Kilik Yallar dediğimiz zaman Adana ve çevresini Ermeni ve Fransızlara karşı koruyan yaralı cemiyettir diyeceğiz. Milli Kongre Cemiyeti yine deneme sınavlarını çok sevdiği bir soru arkadaşlar. Milli Kongre Cemiyeti'ni bir anlamda üniversite hocaları, Doktor Esat Işık gayretleriyle kurulmuştur arkadaşlar. En çok sorulan soru şu, cemiyetler içerisinde milli mücadeleye bir bütün olarak bakan yaralı cemiyet hangisidir diye soruyorlar. Cevabımız Milli Kongre Cemiyeti olacak. Yani diğerleri gibi bölgesel bakmıyor olaylara arkadaşlar. Yine bu cemiyet Doktor Esat Işık raporunu hazırlamıştır ki bu raporda ilk kez Kuvayi Milliye tabiri kullanılmıştır. Gizli Karakol Cemiyeti arkadaşlar İstanbul'dan Anadolu'ya silah sevkiyatı yapmış ve istihbarat işlerine bakmıştır. Bu cemiyette Mustafa Kemal için Nuh kod adı kullanılmıştır. Karakol aynı zamanda biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nın ilk istihbarat teşkilatıdır arkadaşlar. Mim Mim Cemiyeti yine istihbarat işlerine bakıyor. Kars İslam Şurası bu ilginç arkadaşlar. Özellikle Elviye-i Selase dediğimiz Kars, Ardahan ve Batum'da bir devlet kurmuşlar. Hatta Cenubi Kafkas Hükümeti de denilmiş isim olarak. Tabi başkanlarını bile seçmişler. Cihangirzade İbrahim Bey. Kendilerine ait anayasa ve bayrak bile hazırlamışlar. Ancak İngilizler Kars'ı işgal edince bu hükümet yıkılmış arkadaşlar. Tabi bölgeyi Ermenilere bırakmıştır İngilizler bu bölgede. Bu kongrenin de çok önemli bir özelliği var. Milli Mücadele'nin ilk kongresini toplamıştır. Kars İslam Şurası diyoruz. Saday Millet denilen gazetede yine... Bu Kars İslam Şurası'na ait arkadaşlar. Yine Mustafa Kemal'in isteğiyle kurulan yaralı cemiyet hangisidir diye soruluyor. Cevabımız Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olacak. Sivas Valisi Reşit Paşa'nın eşi Melek Reşit Hanım tarafından kurulmuştur bu yaralı cemiyet. Arkadaşlar milli mücadelenin bilinen kadın kahramanlarına bakacak olursak bakın Listede sadece bir kısmı var. Yine birçok kadın kahramanımız var arkadaşlar. Bunların içerisinde özellikle küçük nezahatı soruyorlar. İnönü Savaşları'na 12 yaşında katılmış ve Türklerin jandarkı olarak bilinen kadın kahraman küçük nezahat diyeceğiz. Yine Kastamonu İnebolu'dan cephane taşırken Ankara'ya arkadaşlar yolda donarak şehit olan kadın kahramanımız Şerife Bacı'dır. Yine Sakarya Savaşı'na katılıp onbaşı rütbesi alan kadın kahraman Halide Edip diyeceğiz. Gelelim milli cemiyetlerin özelliklerine. Yine bu kısım da önemli arkadaşlar. Bir anlamda yaralı cemiyetler Türk milletinin işgallere karşı ilk tepkisiydi. Milliyetçilik fikrini benimsemişler. Bunlar da azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler gibi Wilson ilkelerinden güç alıyorlar. Ne diyordu Wilson ilkesi? Türkler çoğunlukta oldukları yerde devlet kurabilirler diyordu. Yaralı cemiyetlerde bulundukları bölgelerin basın ve yayın oluyla Türk olduğunu ispatlamaya çalışmışlardır. İşgal güçleri ve karşı mücadele ediyorlar. Yine Osmanlı Devleti'nin kurtulmasını istiyorlar ama en zayıf noktaları bölgesel hareket etmeleridir. Ama arkadaşlar burada tabii önemli iki tane konumuz var. Bütün yaralı cemiyetleri Mustafa Kemal nerede birleştiriyor? Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa'yı hukuk cemiyeti olarak birleştirmiştir. Daha sonradan bu cemiyet Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşecek ve CHP benim ilk kongrem neresidir diyor, Sivas Kongresidir diyor. Yine çok önemli sorularda karşımıza çok çıkacak bir bilgim. Bütün yaralı cemiyetler bağımsızlığı savunuyorlar ama bu cemiyetlerde ulusal egemenlik fikri yoktur arkadaşlar. Yani yeni bir devlet kuralım, cumhuriyet ilan edelim diye yaralı cemiyetlerde böyle bir düşünce yoktu. Bu düşünceyi Anadolu'ya kim getirdi? Mustafa Kemal getirdi diyoruz. Geçelim Kuvayi Milliye Hareketi'ne. Arkadaşlar Kuvayi Milliye bir anlamda Türk halkının düşman işgaline karşı Kurduğu kendi ordusudur kuvay milliye. Biz bu kuvay milliye milis güçler ya da gönüllü birlikler diyoruz arkadaşlar. Peki neden kuruldu halk neden kendi ordusunu kurdu? Çünkü Anadolu işgal ediliyor. Mondros'la birlikte ordumuz dağıtılmış. İstanbul hükümeti ise Mondros'un 7. maddesinden çekindiği için işgallere tepki göstermiyor. Dolayısıyla Türk milleti önce cemiyetleri kuruyor, daha sonra da kuvay milliyi kurmuştur. Kuva'i Milliye işgallere karşı ilk silahlı direnişini Hatay 4 Yolda Fransızlara karşı yapmıştır. Ve Anadolu'nun işgaline karşı ilk kurşun Hatay'ın 4 Yolu ilçesinin Karakese köyünde Kara Mehmet tarafından atılmıştır. Birçok arkadaşımız İzmir'deki ilk kurşunla karıştırıyor. Gazeteci Hasan Tahsinle. Hasan Tahsin İzmir'de ilk kurşunu atan kişidir diyoruz ama Milli Mücadele'de ilk kurşunun Hatay 4 Yolda atıldığını unutmuyoruz. Kuvayi Milli 2. direnişini İzmir, Urla'da Yunanlılara karşı yapmıştır. Ve Kuvayi Milli adını ilk kez Milli Kongre Cemiyeti ve ilk kez Doktor Esat Işık raporunda geçmiştir arkadaşlar. Yine Kuvayi Milliye'nin hangi savaşta yenilmesi, kaldırılmasına zemin hazırlamıştır. Bunu daha sonraki videolarımızda göreceğiz. 1920 Gediz Savaşı'nda Ali Fuat Paşa'nın komuta ettiği Kuvay Milliye Yunanlılara yenilince Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduya geçme kararı almıştır. Yani Kuvay Milliye ne zaman kaldırılacak? TBM düzenli orduya geçince Kuvay Milliye kaldırılacak. Yine kardeşlerim Kuvay Milliye'nin başına taktığı bir şapka aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın simgesi olmuştur. Kalpak Kuvay Milliyecilerin kafasına taktığı şapkanın adı aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın da simgesidir. Yine Samim Gözün Kalpaktılar diye de kitabı var. Onu da hatırlatalım. Kuvay Milliye Destanı kime aittir diye bir soru gelirse Nazım Hikmet diyeceğiz. Yine arkadaşlar Türk olsaydım ben de Kuvay Milliyeci olurdum diyen İngiliz kimdir diye sorulursa cevabımız Minne olacak. Yine Bursa taraflarında Kafkas göçmenlerden kurulmuş bir Kuvay Milliye Hareketi var arkadaşlar. Ona da Gök Bayrak Taburu denilmiş. Geçiyoruz başlıca kuvay milliyecilere ki bunların içerisinde en meşhuru Çerkez Ethem biliyorsunuz. Yine Şahin Bey Antep'te aklımıza geliyor. Kara Fatma, Kara Yılan arkadaşlar. Görüyorsunuz birçok kuvay milliyecimiz var. Daha sonra Çerkez Ethem'i yine göreceğiz. Çerkez Ethem'in ordusunun adı da önemli. Kuvayi Seyyare diyoruz Çerkez Ethem'in ordusunun adına geçen sene arkadaşlar Kuvay Milliyeciler'le ilgili soru gelmişti. Aşağıdakilerden hangisi bir Kuvay Milliyeci değildir diye sormuşlardı. Şıklara Nene Hatun'u koymuşlardı. Biliyorsunuz Nene Hatun 93 Harbi'nde meşhur olan bir kadın kahramanımız. Dolayısıyla Kuvay Milliyeciler içerisine ne yapmayacağız? Almayacağız. Geçiyoruz basına arkadaşlar. Mustafa Kemal'in gayretleriyle biliyorsunuz Sivas'ta İrade-i Milliye gazetesi. Ankara'da Hakimiyeti Milliye Gazetesi, yine Ankara'da Anadolu Ajansı kurulmuştu. Milli mücadeleye zarar veren gazeteleri görüyorsunuz. Bunlar içerisinde karşımıza en çok çıkan Peyami Sabah'tır ki defalarca çıkmış soru arkadaşlar. Yani milli mücadeleyi en çok eleştiren, en sert yazılar yazan gazete Peyami Sabah'tır diyoruz. Peki yaralı gazeteler var mı? Bir sürü arkadaşlar. Bakın Anadolu'da çıkarılan milli mücadele taraftarı gazeteler. Neredeyse her ilimizde, her bölgede bir yaralı gazete çıkartılmış. Yine İstanbul'da milli mücadeleyi destekleyen gazeteler var bakın. Ziya Gökalp tarafından Diyarbakır'da çıkarılan ve milli mücadele yanlısı dergi hangisidir diye sorulursa cevabımız küçük mecmua olacak. Yine Çerkez Etem'in Gayretleriyle çıkartılmış İslami Bolşevik bir gazete var arkadaşlar, Seyyare-i Yeni Dünya. Yine milli mücadeleye en sert eleştiri yapan ve İzmit'te askerler tarafından linç edilerek öldürülen gazeteci kimdir denilirse, bir anlamda şu zararlı gazete vardı ya arkadaşlar, Peyami Sabah, İşte o gazetenin yazarı Ali Kemal linç edilerek öldürülmüştür. Geliyoruz son başlığımıza. Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan İstanbul hükümetleri nelerdir? Öğrencilerimiz sürekli bunu soruyorlar arkadaşlar. Hangi hükümetler kurulmuştur diye. İşte tablosun. Kurtuluş Savaşı sırasında arkadaşlar bakın 5 farklı hükümet kurulmuş. Ama bunlar içerisinde en fazla hükümet kuran Damat Ferit Paşa hükümetidir. Tam 5 kez hükümet kurmuştur arkadaşlar. Ahmet İzzet Paşa'yı hatırladınız mı bilmiyorum. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayan İstanbul hükümetiydi. Yine bir özelliği daha vardı. Mustafa Kemal İstanbul'da hangi hükümetin kurulması için gayret gösteriyordu? Ahmet İzzet Paşa hükümetinin kurulması için gayret gösteriyordu. Fakat istediği olmuyordu. Onu daha sonra tekrar göreceğiz arkadaşlar. Damat Ferit Hükümeti Mustafa Kemal Samsun'a giderken Havza ve Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongresi sırasında Damat Ferit Hükümeti görev başındaydı ve Sevr Anlaşması'nı imzalayan Damat Ferit Hükümeti'dir. Bunu da unutmuyoruz. Ali Rıza Paşa Hükümeti Mustafa Kemal ile Amasya görüşmesini yapan, Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ni toplayan ve Misak-ı Milli Kararları'nın altına imza atan İstanbul hükümeti Ali Rıza hükümetidir. O yüzden sorulabilir arkadaşlar. İstanbul resmen işgal edildiğinde hükümet kuranda Salih Paşa hükümetiydi. Osmanlı'nın son sadrazamı, son başbakanı Tevfik Paşa'dır. Londra Konferansı'na katılan Bekir Sami Bey'le ileriki derslerimizde göreceğiz arkadaşlar. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi ile bilecik görüşmesini yapan ve TBM'yi tanıyan ilk İstanbul hükümeti Tevfik Paşa hükümetidir. Burada temsil heyetini tanıyan ilk İstanbul hükümeti Ali Rıza hükümetiydi. Amasya görüşmesinde. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk İstanbul hükümeti de Tevfik Paşa'dır. Bilecik görüşmesiyle. Yine Mudanya Ateşkes anlaşması yapıldığında İstanbul hükümetinin başında Tevfik Paşa vardı. Ve saltanatın kaldırılması sırasında görevde olan Sadrazam da Tevfik Paşa'ydı. Ne dedik? Osmanlı'nın son sadrazamı Tevfik Paşadır diyoruz. Arkadaşlar bir dahaki ders videomuzda inşallah Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi ders videolarıyla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.